Merhabalar, çok değerli ve kıymetli dinleyicilerimiz. İçimizdeki Mucizeyi Keşfet programına hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü konumuz, gelir testi nedir? Gelir testi niçin yapılır? Gelir testine tabi olan aile bireyleri kimlerdir? İnşallah bunlardan bahsedeceğiz ve bu gelir testinin bize katkıları ve zararları neler, onlardan da inşallah bahsedeceğiz. Öncelikle gelir testi nedir? Gelir testi, genel sağlık sigortası kapsamında olmayan vatandaşların ve aile bireylerinin gelirinin tespit edilmesiyle sağlık hizmetlerinden yararlanabilmesine olanak sağlayan bir testtir. Genel sağlık sigortası kapsamında olmayan, yani çalışmayan, herhangi bir işe sahip olmayan, 65 yaş, harp veya vazife malullüğü aylığı alan ya da hani engelli olup da engelli maaşı alan ya da herhangi bir geliri olmayan kişiler için yapılan genel sağlık sigortası kapsamındaki sağlık hizmetlerinden faydalanmak için yapılan bir test. Gelir testine tabi olan aile bireyleri kimler? Biraz bunlardan bahsedelim. Gelir tespitinde aynı hane içinde yaşayan, eş, evli olmayan çocuk, büyük anne ya da büyük babadan oluşan aile esas alınır. Aile bireylerinden birinin veya birkaçının genel sağlık sigortası ya da bakmakla yükümlü olunan kişi olması ya da diğer aile bireylerinin sağlık sigortalarından yararlanması veya bunların gelirinin tespit edilmesi de bu şeye engel teşkil etmez. Yaşları ne olursa olsun aynı hanede yaşayan, evli olmayan çocuklar da gelir tespiti içinde aile içinde değerlendirilir. Örneğin öğrenim nedeniyle geçici olarak hanede olmayan kişiler, işte 25 yaşını doldurmamış evli olmayan çocuklar da bu kapsam içerisine giriyor. Ve bu gelir testi nasıl yapılır? Gelir testi, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun hizmet kapsamında olan ve genel sağlık sigortası ve sağlık hizmetleriyle bağlantılı bir testtir. Bununla birlikte gelir testi, sanıldığının aksine Sosyal Güvenlik Kurumu'nun temsilciliklerinde değil, kişinin ikamet adresinin bağlı olduğu il ve ilçedeki vali ya da kaymakamlık bünyesinde hizmet veren sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına başvurularak yapılıyor. Gelir testi kim için yapılacaksa o kişi kendisi bizzat başvurmalı. Zaruri hallerde gelir testi yaptıracak vatandaşların birinci derecede olmak şartıyla bir yakını tarafından başvuru yapılabiliyor. Bu gelir testi için herhangi bir belge talep edilmiyor. Sadece bu gelir tespitini beyan etmek için bir form veriliyor. Bu form dolduruluyor ve bu form kuruma teslim edildikten sonra işte hanenin gelir tespiti yapılıyor. Ve bunun için de bu süreç zaman zaman yetkililer tarafından ev ziyaretleri yapılarak da yürütülüyor. Ve işte gelir testi yapılırken bazı unsurlar dikkate alınıyor. En önemli unsurlardan biri ailenin aylık geliri, işte aile içindeki yaşayan kişilerin sayısı, oturdukları, ikamet ettikleri evin kendilerine ait olup olmadığı, kendilerine aitse bunun raiç bedeli, kendilerine ait bir dükkanları, arazileri, tarlaları, işte bir arabaları, binekleri var mı, ticari amaçla kullandıkları bir araçları var mı, eğer bu hayvanlarla uğraşıyorsa büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarının durumu, işte bankadaki mevzuattaki hesapları, bunlar hepsi göz önünde alınıyor. Buna da çok dikkat etmek gerekiyor. Şimdi bu engelliler noktasında bu gelir tespiti ise hani kişi başına düşen hane gelirinin üstünde üst bir miktarda olduğu zaman engelli maaşları kesilebiliyor. İşte ya da engelli bireylerin üzerine herhangi bir işte araç, herhangi bir arsa, işte varsa ya da bankada mevzuatta şeyleri varsa, paraları varsa bunlar da engelli maaşlarının kesilmesine sebep olabiliyor. İşte bunun içinde ne yapmak gerekiyor? Bu gelir tespitini kişi başına düşen hane gelirinin yapıldıktan sonra, işte bunu zaten Sosyal Güvenlik Kurumları belli ediyor düşüp düşmediğini. Engelliler noktasında dediğim gibi maaşları kesilebiliyor. Hani raiç bedel çok fazla yüksek olduğu zaman. Yani kısaca inşallah size bilgi verdim. Hani bilgilerin devamı için inşallah yayınlarımız devam edecek. Hayırla kalın, dostça kalın, sağlıcakla kalın.